Tamam. Aa tamam buldum buldum. Tamam tamam buldum, girdim şimdi içeri. Eyvallah anam bacım. İki gözüm, teşekkür ederim, sağ ol. Hadi Haydar abim, öpüyorum seni. Hadi eyvallah abi. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Alo. Allah Allah. Bakar mısınız? Merhabalar efendim. Ben akademik koordinatör Eyşan Deniz. Merhabana merhaba bacım da. Neredesiniz? Saatlerdir bağırıyorum burada. Açıkçası içinizde biraz da olsa kibarlık hırsı var mı diye bekledim. Doğru şekilde hitap ettiğinizde de geldim zaten. Centilmenlik Akademisi'ne hoş geldiniz. İsminiz neydi bu arada? İsmim Berkcan Tersipis. Berkcan Bey, anlıyorum. Berkcan Bey, öncelikle sizden bacım yerine hanımefendi diye hitap etmenizi isteyeceğim. Hay hay bacı efendi, aman. Hanımefendi. Güzel. Neden buradasınız Berkcan Bey? Vallahi Ayşen Hanım, nişanlımın zoruyla geldim. Neymiş efendim? Ben kroymuşum. Ben kadınları anlamıyormuş. Hayır efendim, kadınları kim anlamış ki ben anlayacağım, öyle değil mi? Yani hem neren kro onu da anlamış değilim ama işte ya Centilmenlik Akademisi'ne gider eğitim alırsın ya da nişana atarız dedi. Başka bir seçeneğim yoktu, geldim. Tabii canım, ne olmuş yani? Dar gömlek, kareli yelek, elinizde tesbihle, böyle saçınız başınız dağınık, etrafta böyle bağıra çağıra dolaşıyorsanız, hatta üşenmeden bir de yanımızda nargileyle geziyorsunuz. Beyefendi, o nedir Allah aşkına? Vallahi Ayşen Hanım, ben nereye gitsem nargilem de benimle birlikte gelir. Ben onsuz yapamıyorum. Yani evcil hayvanım gibi bir şeydir. Anlaşıldı, bayağı işimiz var sizinle. Nasıl yani? Şimdi Berkcan Bey, biz burada 4 farklı dalda eğitim veriyoruz. Eğitimlerimiz kurbaşına fiyatlandırılıyor. Size şu şekilde anlatacağım. Her bir eğitim 10.000 TL. Eğer paket programı istiyorsanız 20.000 TL. Ama ben sizi gözlemlediğim kadarıyla paket programı almanızı uygun görüyorum. 10.000 yani... Evet, paket program daha kendi gibi duruyor ama fiyat biraz yine de yüksek geldi bana. Eyşan Hanım, şöyle korsan program falan bir şeyler yok mu ya? Size 10.000 olsun. Ama ders başına 10.000 demiştiniz. Aman canım, ne fark eder? Ha on, ha on. İyi madem, paket program olsun. Hah, çok güzel. Gidip böyle sizin bir imzanızı alalım. Evet. Şuraya. Atıyorum. Attım. Harika. Şimdi Berkcan Bey, alanında uzman eğitmenlerimizden sırasıyla mutfak sanatları, savunma sanatları, görgü kuralları, diksiyon dersleri alacaksınız. Üstelik eğitmenlerimiz bu dersleri size birebir verecekler. Güzel. Zaten ben diğer akademileri de gezdim. Dedim bir de buraya bakayım. Yani zaten birebir ders olmasa kaydolmazdım yani. En ucuzu siz verdiniz demiyor da. Bir şey mi dediniz Ayşe Hanım? Yok Berkcan Bey, siz keyfinize bakın. Ben de ilk dersi başlatması için hocamıza haber vereyim. O sıra size böyle seri köz falan getiririm. Vallahi süper olur, boğazım kurudu. Burada kaç saattir nargile içemiyorum. Ay canım benim ya. Beyefendi, şu yanınızdaki şey nedir acaba? Nargile. Ya bu nargilenin bu sınıfta ne işi var? Abi ben nargilesiz yapamıyorum, biliyor musun? Ya neyin abisi? Ben mutfak sanatları uzmanı Bora Şef. Şefim diyeceksin bana. Anlaşıldı şef. Güzel. O zaman hemen ilk dersimize geçelim. Adın ne senin? İsmim Berkcan Şef. Berkcan. Neyse Berkcan. Şimdi yemekleri ikiye ayıracak olsaydım nasıl kategorize ederdin? Kolaymış. Elle ayrılanlar ve bıçakla ayrılanlar şefim. Öyle değil be, biçim olarak. Ha şefim, öyle desene ya. Acılı olanlar ve acısız olanlar.
Hasbinallah. Bak güzel kardeşim. Dışarıda yenilen yemekler, evde yenilen yemekler. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı şef. Güzel. O zaman şimdi diyelim ki hiç bilmediğin bir restoranda kız arkadaşınla yemek yiyeceğiz. Garsona nasıl sipariş verirsin? Önce kız arkadaşıma ne istediğini sorarım. Sonra ben de ne yiyeceğime karar verince garsona el işareti yaparım. Nasıl bir işaret yaparsın? Şöyle şefim. Şşş. Alo. Brrş. Garson. At mı çağırıyorsun arkadaşım? Adam gibi elini kaldırsan garson seni görüp gelir zaten. Neyse devam et. Sonra şefim garsona sorarım. Koçum buranın neyi meşhur diye. Ondan sonra yengene bir çorba, bana bol sarımsaklı bir mantı, nargilemede seri közler siparişimi tamamlarım. Salonu da balkona katsın mı? He? He ya he. Ya evladım sen bu yaşına kadar bu cahillikle nasıl geldin ya? Anlamış değilim doğrusu. Bak güzel kardeşim. Öncelikle garsona beyefendi diye hitap edeceksin. Daha sonra sen kendi siparişini ver. Bırak kız arkadaşın da kendi siparişini versin ya. Besleme mi gezdiriyorsun yanında? Onun da ağzı var, dili var değil mi? Yalnız şefim, delikanlı adam yanındaki kızı garsonla muhatap ettirmez. Kim diyor bunu? He? Kim diyor bunu? Kim bu delikanlıların ilk arkadaşı ya? Delikanlımız var. Hop hop, ayıp oluyor şef. Neyse neyse, tamam. Hep bilmediğim bir restorandaysan öncelikle ve hatta kız arkadaşına hava olsun diye garsona şefin tavsiyesini soracaksın. Vay, iyi taktik şef, sevdim. Evet. O zaman şimdi bir deneme yapalım istersen. Yapalım şefim. Düşün ki burası bir restoran, sen de kız arkadaşınla gelmişsin, ben de garson. Bana nasıl sipariş verirsin? Şöyle otur istersen. Garson bey. Buyurun efendim, ne arzu ederdiniz? Şefin bir tavsiyesi var mı? Olmaz olur mu efendim? Az yiyin, sağlıklı yaşayın diyor. Ne? Şakaydı, şakaydı. Şefimiz bugüne özel az pişmiş gergedan döşü tavsiye ediyor. Hop hop şef, ayıp oluyor öyle gergedan döşü falan bizi bozar bak ha. Ah be kardeşim, ah be güzel kardeşim, yapma gözünü seveyim ya. Neyse, neyse tamam. Şey yapalım biz, evde yenilen yemekler konusuna geçelim biz en iyisi, yoksa böyle olmayacak bu işler. Şimdi diyelim ki kız arkadaşına evde yemek hazırlayacaksın. En büyük yardımcın soğan olacaktır. Soğan mı? Evet soğan. Ortalık kızışmaya başladığı zaman doğrayacaksın soğanı, akıtacaksın gözyaşlarını, bütün sorunların çözülecek. Ama bunun da bir püf noktası var. Şimdi beni dikkatlice izle, dinle ve beyninin bir kenarına yazma. Çattık be kardeşim. Soğan öldü. Sen nasıl bir soğansın? He? Milletin soğanları gül gibi kızarsın. Sen burada yan gelip ya. Oh ne güzel dünya. Sarmısak sırası. Gördün mü? Nasıl kızdırdım ama? Vallahi şefim ben bile kızdım yani pes doğrusu. O zaman sen de şimdi gel bir de terbiye et bakalım. İyi izle şef. İzliyorum. Bak soğan kardeş. Bizim mahallemizin dişi soğanlarını rahatsız ediyormuşsun. Seni bir kere uyaracağım. Eğer uyarılarımı dikkate almazsan senin cücüğünü kırarım ulan. Bizim bu mahallede anamız bacımız yaşıyor ya. Efendi olacaksın. Adam olacaksın. Terbiyeli olacaksın ulan. O kadar. Nasıldı ama şefim? Sen ne yapıyorsun lan? Ne oldu ki? Oğlum sen soğanla mı konuştun az önce? Manyak mısın sen? Ama şefim siz... Sen! Yeter. Daha fazla dayanamayacağım. Akşama seni sınav yapacağım. Eğer geçemezsen aynı parayı verir, aynı dersi bir daha alırsın. Manyak mıdır nedir ya? Adam soğanla konuşuyor. Hep bunlar da beni bulur ya. Hayır, sanki kendisi yağda kızdırdı soğan. Allah Allah. Evet, Berkcan
İlk dersiniz nasıl geçti? Vallahi Eşen Hanım, hoca biraz tuhaftı. Sinirlendi, birden çekti gitti, hiçbir şey anlamadım. Şefimiz şeker hastası olduğu için böyle çabuk sinirlenebiliyor. Lütfen siz onun kusuruna bakmayın. Eğer hazırsanız ben ikinci dersi başlatayım. Olur da köz gelecekti yalnız. Ha, siz onu ciddiye aldınız. Şaka mıydı? Tabi siz de haklısınız. Ey Allah'ım ya. Sabahtan beri nargile içemiyoruz. Boğazımız kurudu. Kimse anlamıyor halimizden ya. Vurma hadi. Vur. Vursana korkan herif. Vur hadi. Vur. Vur. İyi misin hocam? Çok iyiyim. Selam. Ben savunma sanatları uzmanı Uzun Hasan. Vallahi hocam, soy isminiz gibi uzunsunuz. Ben de Berkcan Tersipis. Yalnız elimi biraz fazla sıkmıyor musunuz? Yok canım, ne sıkması? Erkek tokalaşması bu. Yalnız ben sıkarsam kemikleriniz tokalaşır, haberiniz olsun. Sık sık, hiçbir şey olmaz, sık sen. Eyvallah. Dur. İyi misin hocam? İyi miyim? Ayağıma kram girdi, ondan düştüm, sıkıntı. Tabii doğrudur. Bu ne? Nargile. Nargile. Evet. Ben direkt derse geçiyorum o zaman. Buyurun hocam. Gerçek centilmen tehlike anında soğuk kanlını korur. Oldukça anlayışlı ve hep karşı tarafın hamle yapmasını bekler. Olur mu hocam? Ya herif gelir bizi tek yumrukta patates çuvalı gibi yere sererse? Delikanlı, sana vereceğim eğitimle karşımdakinden yumruk dahi yemeden onu etkisiz hale getirebileceksin. Meraklanma. Vallahi çok merak ediyorum hocam. Gel hatta deneyelim hemen o zaman. Buyurun. Vur bana hadi. Vur hadi. Vur. Vursana hadi. Vur. Çekirgen dediğim anda vur bana. Vur bana. Allah Allah. Hocam iyi misin? Başka var mı göstereceğiniz bir şeyler filan? Benden bu kadar vallahi, bitti. Bitti mi? Evet. Allah Allah. Yani bir de siz deneseydiniz bana saldırmayı. Ne oluyor? Geliyorum. Ne oluyor? Sesiniz her yerde yankılanıyor. Vallahi Eşen Hanım. Hoca bana ne dediyse ben onu yaptım. Biraz daha sessiz lütfen. Evet hocam. Sıra bende, geliyorum, bekle. Devam edelim. Ulan ben senin var ya, gel lan buraya. Ulan ben seni uçururum. Hasan Bey, iyi misiniz? Ben her iyi miyim, çok iyiyim. Çok başarılı savunma sanatlarımda, çok. Hasan Bey, gözyaşı mı olsun yanaklarınızla? Sözün ya, benden mi? Erkeklik gururumdur. Eşen Hanım, bir şey söyleyeyim mi? Ben bu hocayı çok sevdim. Neyse Berkcan Bey, ben gölge kuralları hocanızı çağırayım. Siz de lütfen daha az ses çıkarmaya bakın, olur mu? Olur. Eşen Hanım, yalnız köz gelecekti. Vallahi elim ayağım titriyor ya. Biraz koklayayım da bari belki. Yok, koku da yok. Şu İstanbul trafiğinde son model Ferrari kullanmak çok zor ya. Herkesin gözü benim arasında. Trafik akmıyor ya bu. Satıcıyım bunu sonunda Porsche düşünüyorum. Merhaba evlat. Merhaba hocam. Görgü kuralları dersini benden alacaksın. Otur. Bakayım. Şu fil derisi Prada çantamı masaya yerleştireyim.
hemen derse başlayacağım. Evladım, o yanındaki nedir? Nargile hocam. İlginç. Neyse. Neresi ilginç? Görgü kuralları nedir biliyor musun? Bilmem mi hocam, böyle ahlak kuralları gibi bir şey. Saçmalama. Görgü kuralları görmekten gelir. Yani gözümüzle gördüğümüz şeylerdir. Mesela şu fil derisi Prada çantamı görüyor musun? Görüyorum hocam. Bunun içinde ne var? Nereden bileyim ben? Diyelim ki bunun içinde evrak var. Yani çantanın içine evrak konur. Bu bir kuraldır yahu. Hocam karıştırıyor olabilir misiniz? Saçmalama, saçmalama evlat. Şimdi nasıl anlatsam sana? Şu üzerimdeki son derece pahalı Armani takım elbiseyi görüyor musun? Evet hocam. Şu Dolce Gabbana sınırlı sayıda üretilen fuları görüyor musun? Görüyorum hocam. Peki bunları karıştırabilir miyiz? Bilemeyeceğim. Bu da öyle bir şey işte, karıştıramayız. Ama anlamadıysan... Vallahi hiçbir şey anlamadım hocam. Bu anlamana yeter belki. Hocam sizi çok iyi anlıyorum. Hala da anlamadıysan... Hop hop. Şu Hermes kemeri görüyor musun? Bu çok pahalı pantolona nasıl bağlı? Lüks ve pahalı. Birbirine bağlı. Anladın şimdi? Çok iyi anlıyorum hocam. Güzel. Diğer akademilerde yabancı ülkelerin görgü kurallarını kullanıyorlar ama biz burada kendi geleneklerimizden yola çıkacağız. Şu saatte kolumu çok ağrıttı. Rolex. Avrupa'dan aldım bunu. 30 bin dediler, 50 bin verdim ben. Niye hocam? Çünkü benim ucuza alerjim var. Hay Allah'ım. Şimdi çok fazla şeye sahip olabilirsin. Yani nasıl anlatsam sana? Yani çok fazla şeye sahip olabilirsin. Ama bunları insanların gözüne sokmana gerekmez, değil mi? Yani. Hocam, bu konuda kesinlikle size katılıyorum. Gerçekten çok haklısınız. Bu arada az önce dikkatimi çekti, ayakkabılarınız da çok güzelmiş. Benimkiler de Gucci, fark etmişsinizdir. Fakir fakir. Bu arada sınıfı da attık. Efendim, sen bana hava mı atıyorsun yahu? Ya sen ne demek istiyorsun? Pardon, anlamadım. Lütfen yahu. Sen gelmişsin benim gibi burada bir markaya, hava atıyorsun. Çok sinirlendim, dayanamayacağım ve bu sınıfı ayağımdaki seri üretim özel Lacoste ayakkabılarımla terk edeceğim. Ama şimdi İstanbul trafiğinde, son model Ferrari'yle, Zekeriya köydeki son derece lüks villana gitmek çok zor. Bu hayat beni çok yoruyor Monşer. Ulan 2 yıllık nargile parası çıktı, iyi mi? Vallahi Ayşen Hanım, sabahtan beri en iyi geçen dersti. Ayrıca hocamız bütün lüks markaları da öğretti bana. Çok güzel, harika. O zaman son dersimizi başlatması için diksiyon hocamıza haber veriyorum. Bekliyorum. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Ya sonunda düzgün biri geldi herhalde. Hay canını yerim senin ya. Gel hocam, gel. Benim adım İlca Terminatör. Disesyon ve ekliyonsuzladım. Vay! Hocam, güzel taktik. İlk önce nasıl konuşmamamız gerektiğini öğretiyorsunuz. Helal. Ne saçma yiyorsun oğlum sen?
Bir dakika ya, bu sizin normal konuşmanız mı? Normal başkasım var, konuşuyor işte. Ne diyorsun oğlum, komik bir şey mi var? Ver şaşırıyor, yemin işte güveyi. Dur hocam, dur bir. Bak bekliyorum, ne kadar güve geçen gün sonra başlayacak. Karnım ağrıdı, tamam hocam, tamam buyurun başlayın. Dizisyon ne dönem lan, yeğilik. Hocam, Y harfinin neresi önemli? Y değil, Y. Tamam, Y diyorum. Y. Allah Allah, tamam Y. Lan yayın Y'sini diyor. Ya hocam, tamam işte, yayın Y'si, Y. Aa, Y, Y. Oğlum sen dalga mı geçiyorsun benimle? Bak hocam, asıl siz bana şaka falan yapıyorsanız hiç komik değil ha. He, bu şaka değilse o hiç komik değil. Ya yani böyle... Hayır, yürüyorum o beydim ben bunu işe. Senden mi öğreneceğim diye sizi yok utanlamayın. Ya... Hala tisyon diye, hala tonlama diyor ya. Yok, bu böyle olmayacak. Disiplin torunları da yapacağım. Bir tane ayar vereceğim. Bu terbiyesizlik cezası tutulmasın. Bu ayet o ne? Naygile. Naygile ne öğrenirsin var? Ne Tayyip adamsın lan sen? Hayır. Yalnız var ya, bu hocanın dersiyle uzaktan yakından alakası yok be kardeşim ya. Bir dakika lan, bu hocalar, bu tipler, hiçbirinin dersiyle alakası yok. Ulan ben dolandırılıyorum galiba. En iyisi polisi arayayım. Alo, selamun aleyküm. Hocam, ben Esenler'deki Centilmenlik Akademisi'nden arıyorum. Burada beni dolandırıyorlar galiba, şikayetçiyim. Çabuk buraya gelin. Bir ekip yollayın. Tamam. Teşekkür ederim. Yok. Var bu işte bir iş. Berkcan Bey, bütün hocalarımız sizden şikayetçiler. Toplu bir şekilde disiplin kuruluna vermek istiyorlar. Hocalarım buyurun. Buyurun. Konuyla ilgili herhangi bir açıklamanız, bir savunmanız falan var mı? Ben şikayetçi değilim. Vallahi ben şikayetçi değilim. Berkcan savunma sanatlarında çok başarılı. Eyvallah hocam, cansın. Vallahi Ayşen Hanım, burada bir sorun değil, birden fazla sorun var. Yani ne hocalar hoca, ne burası akademi. Ben zaten polisi aradım. Birazdan burada olurlar. Derdimizi karakolda anlatırız. Polis mi? Hocalarım bir dakika. Polis mi? Berkcan Bey, polise falan ne gerek vardı şimdi? Biz kendi aramızda hallederdik bu durumu. Yok. Ne oldu? Tutuştunuz hemen polisi duyunca. Berkcan Bey, şimdi siz haklısınız tabii normal olarak. Biz yeni açılan bir akademi olduğumuz için sistemi tam oturtamadık. Ama polisi falan karıştırmaya hiç gerek yok, hiç bulaşmayalım. Ya Eşen Hanım, Allah aşkına ne akademisinden bahsediyorsunuz ya? He? Hocam! Sen ne ayaksın? Ben lise mezunuyum, 20 yıllık garsonum. Varan bir. Ya sen hocam? Ben bir karate salonunda temizlikçiyim ama siyah kuşak temizlikçi. Gördük, eyvallah. Ya siz hocam? Ben çok zenginim yahu. Fakirlerin hayatını görmek için geldim buraya. Ama bu ortam beni çok gerdi. Özel jetimle Dubai'ye gidip bir sinef atmazsam rahatlayamayacağım. Orvar mon cher. Orvar. Ve işte as solistimiz. Ya var ya hocam. En çok seni sevdim bak. Delikanlı gibi söylüyorum ha. Sen necisin Allah aşkına? Oyun batı ağacına bir tane çatacağım, ne çocuğumu dövüyorsun? Ya ağacıma bir tane taş sana ne oyun? Evet.
Sayın Bayan Eyşan. Siz ne ayaksınız? Evet, açıktan işlepe bitirdim ha. Benim babam da zengin zaten. Para verdi, git bir dükkan aç kızım dedi. Ben de böyle bir şey yaptım. Bu arada bayan bir kadın. Tek problemimiz oydu zaten. Sadece kadındı yani. Tek problemimiz bayan kadın. Gördük ne olduğunu. Böyle bir şey olamaz ya. Komiserim! Kırıyorum kapıyı! Kır! Polisler geldi. Aaa! Aaa! Vuruldum! Vuruldum komiserim, yardım edin! Aaa! Aaa! Vuruldum! Etrafınız sarıldı, teslim olun! Tak 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 tak! Ölecek miyim komiserim? Ölecek miyim? Ölmeyeceksin, dayan aslanım, dayan! Tak 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 tak! Komiserim, eğer bana bir şey olursa... Ölmeyeceksin, merak etme, kurtaracağım seni! Dayan! Komiserim, ha? O değil de... Niye kimseden ses çıkmıyor? Memur bey! Ne yapıyorsunuz Allah aşkına ya? Bak bak bak! Komiserim, vuruldum ben, nasıl kalkayım? Oğlum, buradaki tek silah bende, o da oyuncak zaten. Neyle vuruldun? Ya şu afeti devranı görmüyor musun? Ben ona vuruldum. Ona? Evet. Ya kalk, salak salak konuşma, kalk. Zekalı. Memur bey, sizi ben çağırdım buraya. Ben bu arkadaşlardan ve akademiden şikayetçiyim. Burada dolandırıldım. Akademi diye geldik ama ne hocalar hoca ne de burası akademi komiser polis. Memnun oldum. Polis. Düz. Bu kıyafetler, bu yazı. Ulan yoksa siz de polis değil misiniz yoksa? Yok. Biz vasıflı işsiz gençleriz. 2 yıllık üniversiteyi 4 yılda tamamlayamamış, tabiri caizse bir baltaya sahip olamamışlardanız. Biz de isterdik polis olmayı. Ama boyumuz yetmedi. Devlet de bize böyle bir imkan sağladı, sağ olsun. Ya 155'i o kadar çok boş meşgul ediyorlar ki. Devlet de işte böyle şüpheli ihbarları bizi yolluyor. Vallahi ne güzel. Ne burası akademi, ne hocalar hoca, ne polisler polis. Oo! Bir şey vallahi soracağım ya. Sen bizi bırak da. Şu ne ya? Allah aşkına bu ne? Bana bunu söyler misin? Ulan nargile, ulan nargile! Arkadaşım ne bağırıyorsun ya? Tamam sakin komiserim, ol. Komiserim bıraksın. Sen ne bağırıyorsun komiserime? Tamam ol, tamam tamam tamam. Amiri çağıralım, amirim halleder. Amirim! 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 Tamam ya. Amirim, arkadaşı dolandırmışlar. Evet amirim. Yalnız burada şüpheli bir şey var. Bu ne? Ha, bu ne? Ya nargile be kardeşim, nargile niye tek tuhaf şey oymuş gibi davranıyorsunuz ya? Ya niye bu bayasın ya? Sen ne yapayım, ne bağırıyorsun? Ne bağırıyorsun sen lan? Tamam, özür dilerim amirim, affedersiniz. Amirim, ortam iyice gerildi. Siz bir şarkı söyleyin. Tamam, peki olur. Affedersiniz. Alayım ben, telsizi alayım amirim. Galiba seni bu yüzden bu kadar sevmedim. Sen yüzüme anlamıyorsun. Gözlerim, İsterseniz bir hareketli bir şey söyleyeyim bize, iyice şenlenelim ha? Aa, tamam olur, hayır, yalla. Gel pozunu al, hazırlan. Sonunda sana gözüm gibi ben de bakarım. Kimse alamaz, kimse
Evet efendim, çok teşekkür ediyorum ve bugün bizim onur konuğumuz, başrol oyuncumuz Furkan Erkaya. Harikasın. Engeller sevgiyle aşılır ve o sevgini sahnemize, bize yansıttığın için sana çok teşekkür ediyorum Furkan. Çok sağ olasın. Buradan sevdiğine bir şey söylemek ister misin? Var. Ulan arkadaş, kimi seviyorsun? Gel. Söyle. Ve babamı. Vay. Ve annemi. Ve hakiki abimi. Seviyorum. Helal olsun be. Bravo. Harikasın. Yeni bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.